Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aslında size protein tozu nasıl yapılır onu göstermek istiyordum. Yalnız tatlı bakla bulmam gerekiyordu. Yok o da. Ama genel olarak nasıl yapılır onu sizinle paylaşacağım. Şimdi baklaları ilk önce suda biraz bekletiyoruz. Bir gün bekletiyoruz. İki defa sudan geçiriyoruz tabii ki. Temizliyoruz devamlı. Suyunu yeniliyoruz. Ondan sonra böyle kavanoza koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle şu kadar falan koyarsınız kavanozunuza. O yükselir böyle. Gördüğünüz gibi çimlenme yöntemi. Ben bu çimlenme yöntemi sırasında tekrar bazılarını genelde günde 3 defa sulayıp suyunu değiştirmeniz gerekiyor. Böyle susuz bırakacaksınız. Devamlı ıslatıp yıkayıp daha doğrusu su üzerine kadar dolduruyorsunuz. Beraklaşıncaya kadar yıkamış oluyorsunuz o süzgeçte süzüp. Birazcık şöyle süzgeçte süzüp. Devamlı öyle yapmanız kokmaması için arkadaşlar, küflenmemesi için. Gerçekten benimkiler çok güzel oldu. Hiç küflenmediler. Şimdi diyelim ki baklamız böyle çimlendi. Üstündeki kabuklarından ayırıyoruz. Mesela şöyle ayırdım arkadaşlar. Üstündeki kabuklarından ayırıyoruz baklayı. Baklanın kabuklarını ayırıyoruz. Böyle çimlenmiş kısmı kalıyor. Sonra bunu kurutuyorsunuz. Kuruttuktan sonra mikserde toz haline getiriyorsunuz. Ondan sonra mikser ısınıyor tabii. Tozumuz da ısınmış oluyor. Biraz bekletiyoruz. Tozumuz birazcık soğuduktan sonra tekrar böyle hani mikserden geçiriyorsunuz. İyice toz haline getiriyorsunuz ve günde bir kaşık bir bardağa koyup içiyorsunuz. Yani protein tozu böyle hazırlanıyor arkadaşlar. Tatlı bakladan. Tatlı baklalar da böyle küçük küçük oluyorlar. Çok böyle hani büyük baklalar oluyor ya, onlardan değil de gösterdiği şey tatlı baklalar. Küçük küçük tohumcuk şeyleri, tohumları mı oluyor? İşte onlardan yapmıştı. Raw Vegan Unlimited Patrick. Gerçekten çok güzel bir şey. Ben de öyle yapmak isterim. Yani protein tozu oğluma hazırlamak isterim. Öyle tatlı bakla aldıktan sonra yapacağım. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Protein tozu da nasıl yapılır onu sizlere göstermiş oldum. En azından anlatmış oldum. Nasıl bir işlem olduğuna dair. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Destek veriniz. Hoşça kalınız.